geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü sizi buraya toplama amacım yaklaşık yarım saat, bir saat boyunca kafanızı ütüleyeceğim. Niye? Oyun sektöründe Türkiye'de siz gençlere kendinizin fırsat tanımanız gerektiğiyle ilgili, başkalarının değil bakın, kendinizin fırsat tanıması lazım. Türkiye'de çünkü öyle bir şey var. Kendi kendimize en çok keti vuran millet biziz büyük ihtimalle. Aranızda beni tanımayan olabilir, çok doğal. Kendimi tanıtayım. İsmim Sinan Akkol. Oyun Gezer Dergisi'nin kurucularındanım. Uzun süredir oyun sektöründeyim bir şekilde. En sevdiğim şeylerden birisidir oyunlarla ilgili konuşmak. Sağ olsun Üsküdar Belediyesi bu konuda bana bir fırsat verdi. Gel konuş dedi. Boş salonumuz var. Ben de sizi topladım buraya. 17 yıldır medya mensubuyum. Medya mensubu deyince aslında gazeteci falan böyle ciddi bir şeylerle uğraşan birisi gelmesin aklınıza. Oyunları kritisize edip incelemek, yoğun olmak üzere işimizdi. Ama oyun sektörü o kadar gelişti ki artık bir medya mensubu olarak biz hiçbir şekilde yetişemiyoruz. Her sene, her ay sürekli yeni bir şey çıkıyor, bir yenilik çıkıyor. O yüzden de hala oyun sektöründe medya mensubuyum diyorum. Bunu özellikle babamlara, işte kayınpederime ne iş yaptığımı anlatırken daha rahat kullandığım için kullanıyorum. 8 yıldır girişimciyim. Daha önce sizin bilenler Level dergisinin yazı işleri müdürüydüm. Daha sonra kendi işimi iki ortağımla birlikte kurup devam ettirmek için ayrıldım. Setmedia diye bir şirketim var. Ama bunlardan daha önemlisi 30 yıldır oyuncuyum. Yani müzik dinleyen kimsenin ben müzikçiyim, kitap okuyan birisinin kendini ben kitap okurum diye tanımlamadığı bir dünyada kendimizi oyuncu olarak tanımlıyoruz. Oyun oynamayı seviyoruz. Bu artık kültürümüze işlemiş durumda ki Batı kültürlerinde bu çok daha derine işlemiş durumda artık. DNA'larına işlemiş durumda, bizim gibi Doğu kültürüne çok daha yakın. Batı'yla sentezlenmeye çalışan bir ülkede bunun bu şekilde tanımlanması her zaman bana ilginç gelmiştir. Demek ki DNA'mızda varmış diyorum ben. Bugün sizi buraya topladım çünkü inşallah eğer fırsat olursa önümüzdeki aylarda her ay bir gün oyun sektörünü, dijital oyun sektörüyle ilgili bir konuyu ele alacağız. Bugün aslında onlara biraz giriş mahiyetinde dijital oyunlar ve Türkiye'nin potansiyeli konusunda işleyeceğiz. Türkiye'nin potansiyeli sizsiniz gençler, başka bir şey değil. O yüzden buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. 4 konumuz olacak. Birincisi, dijital oyunlar nereden nereye geldi? Bu önemli bir konu. Çünkü dünya üzerindeki hiçbir sektör, dijital oyun sektörü, dijital oyun teknolojileri kadar hızlı ilerlemiyor. Bu hızlı ilerleyiş, siz gençlere inanılmaz bir fırsat sahası açıyor. Belki Türkiye'de değil, belki Türkiye'de yavaş yavaş. Önümüzdeki yıllarda bu gelişmeye başlayacak. Güzel gelişmeler var çünkü, onlardan da bahsedeceğim. Ama dünyada bu o kadar hızlı ilerliyor ki artık kendimi de onun içine kattığım orta yaş ve üzerindeki insanlar, iş adamları algılamakta güçlük çekiyor. Siz gençlerin çok büyük bir şansı var. Bu hızlı dünyanın içine doğdunuz. Ve bu hızlı dünyayı öğrenerek, anlayarak geliyorsunuz. Bu şansı değerlendirmeniz lazım. İkinci konumuz dijital oyunun dünyadaki önemi. Türkiye'de çok önem verilmiyor. Sadece biz oyuncular önem veriyor zannedebilirsiniz ama Türkiye'de 22 milyon oyun oynayan insan var. Özellikle akıllı telefonların girmesiyle birlikte korkunç rakamlara ulaştık. 22 milyon birçok ülkeden daha büyük bir nüfus. Bu aklınızda bulunsun. Türkiye'nin dijital oyun dünyasındaki yerine geldiğimizde ufak sürprizler bekliyor sizi. Kafanızda nasıl bir imaj var bilmiyorum Türkiye ile ilgili ama bunu biraz olsun yıkacağını düşündüğüm birkaç bilgi vereceğim size. Ve son olarak da Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirmek için gençler, sizler neler yapabilirsiniz? İçinde olduğumuz için bunu çok farkına varmıyoruz ama inanılmaz bir gelişim, 40 yıl gibi kısa bir sürede gösterilen ve burada sadece grafiksel gelişimleri görebiliyorsunuz. Esas önemli olan oyunların dünyayı nasıl değiştirmekte olduğu. Oyun şu anda tüm ülkeler tarafından kültürel bir araç olarak kullanılıyor. Ekonomik bir getiri kaynağı olarak kullanılıyor. Tabii ki Türkiye'de bu pazara bir yerinden ufak tefek girmiş durumda ama hala olması gereken yerin çok altında. Dijital oyunların, diğer eğlence sektörlerinden en büyük farkı logaritmik bir hızla gelişti. Yani bu hızda 1980'de kahramanımız buyken artık bu. Yani hala var soldaki arkadaş ama Geralt'ı hiçbir yere konduramazsınız 1980'lerde. Arada sırada düşünüyorum 1980'lerdeki Sinan Akkol'a. Bak böyle oyunlar oynayacaksın sonra. Bugün şey yani geleceğe dönüşün son yürümüz her yerde ondan bahsediyor. Ve alıp götürseniz 1980'e sadece kaçarım. Eyvah beni kaçıracak bu adam herhalde diye. Bu hale geleceğini ben hayal bile edemezdim grafikle. Peki bundan sonra nereye gideceğimiz kim biliyor? Hiç kimse. Hiç kimse bilmiyor. Ben yurt dışındaki fuarlara vesaireye de sık sık katılıyorum. Herkes seminerler düzenliyor, katılım oluyor. Bütün oyun sektöründen insanlar sürekli fikir alışverişinde bulunuyor ve sadece ortada tahminler var. Yakın zamanda tahmin edebiliyoruz. 2016'da sanal gerçeklik geliyor ve şunu söyleyebilirim, gümbür gümbür geliyor. Belki şu an bizim alıştığımız şekilde bir Half-Life 3, bir Call of Duty'nin yenisini sanal gerçeklikle oynamayacağız. Ama tıpkı cep telefonunda tek parmakla nasıl keyifle oyun oynayabileceğimiz yeni modeller geliştirildi. Sanal gerçeklik içinde de aynı şekilde oturduğumuz yerde oynayabileceğimiz çok başarılı oyunlar göreceğiz. Ama benim tahminim sanal gerçeklik esas gücünü oyun dışı sektörlerde gösterecek. Tasarım, inşaat, mühendislik. Hatta benim herkese söylediğim iki şey, ben arada söyleyeyim unutabilirim. Bir kariyerinize ne önereceğinizi bilmiyorsanız, işletme bile okuyor olsanız, matematik de okuyorsanız mutlaka bir ucundan programcılık öğrenin. Hiçbir zaman aç kalmazsınız. Her daim, her ülkede, her yerde iş bulursunuz. İkincisi, inşaat firmalarına inşaatların içinde sanal bir şekilde gezinti yaptırabileceğiniz bir ortam oluşturma yeteneğini kazanın bir şekilde. Türkiye'de en çok para getiren sektör inşaat sanayiden. İnşaat firmaları bitmemiş projelerin içinde gezdirebileceğini söylediğinizde size çok ciddi bütçeler verecektir. Bu da hani iş boyutuna çok yaklaşmış olan arkadaşlara benden bir tüyo. Bundan sonra 2020'ye yaklaştığımızda bence artık oturarak oynadığımız sanal gerçekliğin yerine geliştirilmiş augmented reality ve içinde hareket ederek, yani bu sahneyi sanal olarak belki ben size anlatacağım, siz beni sanal olarak izleyeceksiniz ve gezebileceğiniz o sahnenin içinde bir noktaya gelecek. Şurada gördüğünüz aslında işin askeri bir uygulaması. Gördüğünüz gibi 4 tekerlek üstünde dönen saydam bir top var ve içinde yürüyebiliyorsunuz. Bunun evlere indirgenen versiyonları mutlaka gelecektir. Bundan sonra da bu bana biraz uçuk geliyor. Düşünce gücüyle kontrol, ama bu üçünü tamamlayan şey bence o. Sanal gerçeklik içindesiniz, yürüyorsunuz ama her halükarda etkileşim için bir controller'a ihtiyacınız var. Onu da bir şekilde aradan çıkarttığınızda tamamen ikinci bir gerçekliğin içinde buluyorsunuz kendinizi. Düşünsenize, yani hiçbir şekilde yürüyorsunuz normal ve bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ve o hayata geçiyor. 2023'te bu olabilir. Çok uzun zaman bu. Bakın 8 sene diyoruz. 40 senede nereden nereye geldik ve son senelerde artık logaritmik bir artış var. Olmaz demeyin. Çok daha yakında olabilir bu. Daha sonrasını ben de tahmin edemiyorum. Yani 2025'ten sonra ne olur ne biter. Büyük bir muamma. Ama geleceği hangi oyun teknolojisi şekillendirecek? Oyun sektörünü son 6 yıldır at başı bütün sektörlerin ötesine geçiren şey akıllı telefonlar oldu. Hiçbirimiz tahmin edemezdik. Her sene, 2 senede bir, 3 senede bir, 2000 lira, 3000 lira PC'ye o kadar para vermezken cep telefonuna para vereceğimizi, ama hiçbirimiz diyebilir miyiz ki cep telefonu sadece telefon özelliği için ben bu parayı veriyorum? Hayır. Bütün diğer özellikleri için para veriyoruz cep telefonuna ve bunların başında da oyunlar geliyor. Oyun sektörünü değiştiren, dünyayı değiştiren cep telefonu, akıllı telefonlar benzeri bir teknoloji olacak. Geleceğin teknolojisi. Ben sanal gerçeklik bir kısmını bunun karşılayabilir diye düşünüyorum. Çünkü 7'den 70'e herkesin anlayabildiği bir teknoloji olması lazım. Burada teyzenin elinde gördüğünüz Wii Mode, Nintendo'nun geçen konsol jenerasyonunun kazanmasının sebebi. Çünkü evde anneannemize, babaannemize, dedemize de oyun oynattı. hayatın farklı alanlarında da gelişme sağlayan bir teknoloji olması lazım. Geleceği şekillendirecek bir teknoloji. Yani az önce dediğim gibi telefonu telefon olduğu için almıyoruz artık. Üçüncüsü de tüm kültürler tarafından hızla benimsenecek bir şey olması lazım. Sadece Batı'da değil, Kaliforniya'da üretilen bu teknoloji Doğu'da da hemen sahibini bulacak. Eğlence sektörlerinin büyüklüğü 2015 tahmini diyelim. Müzik 15 milyar dolar. Müzik uzunca bir süredir artık hayat çizgisi düz devam ediyor. Hiçbir artış yok. Bunun çeşitli sebepleri var. Burada girmeyeceğiz ama büyük bir rakam 15 milyar dolar. Sadece şey bilin yeter. Türkiye'nin dış ticaret açığı 88 milyar dolar veya 80 milyar dolar civarında. Ciddi bir rakam. Bundan sonra sinema geliyor. Sinema daha düşüktü. Müzikle başa baştı. Artmasının sebebi son zamanlardaki 3D teknolojisinin ve sinema sektörünün IMAX vesaire, Blu-ray'ler, sinema salonlarının yenilenmesi de mesela bu rakamın içine dahil ama iki katından oldukça fazla müziğin. Peki tahmin edin oyun sektörü 2015'te tahmini kaç dolar civarındadır? 80. Tamam. Geçen birisi olduğu için söyleyeyim. 91 milyar dolar olacak. Oyun sektörünün dünya genelindeki değeri. Geçen seneye baktığımızda 11 milyar dolar gibi bir artış var. Ve sanal gerçekliğin, augmented reality'nin işin çekilmesiyle bu hızlanarak devam ediyor. Herhangi bir şekilde önünün kapalı olduğunu ben zannetmiyorum. Müzik kapalı, film kapalı. Çok ciddi yatırımlar gerekiyor. Ama oyun sektörü öyle değil. Türkiye'nin oyun pazarındaki yeri ve potansiyeline gelelim. Burada her zaman felaket senaryolarından bahsedilir. Oyun sektörü Türkiye'de şöyle kötü, böyle kötü. Baktığımızda göreceli olarak kötü. Evet ama önü o kadar açık ki öyle yeni, güzel haberler geliyor ki gelmeye devam edecek. Eğer elimizdeki daha sıkıntılı problemleri ülkece halledebilirsek önümüz çok açık. Türk oyun sektörünün toplam değeri yine 2015 tahmini 464 milyon dolar civarında. Türkiye'de bununla ilgili hiçbir veri yok. Türkiye'de bunun çalışması yapılamıyor maalesef. Türkiye her bakımdan gri kapalı bir kutu. Yurt dışı kaynaklar bu çalışmayı yapıyor. 2010'dan beri yıllık büyüme oranımız %30. Bu çok ciddi bir rakam. Dünya ortalamasının oldukça üstünde. Yani önümüzdeki dönemde muhtemelen 6 sene içinde 1 milyar doları geçecek Türkiye oyun sektörü. Türk oyun sektörü krizlerden yabancı ülkelerdeki kadar olumsuz etkilenmiyor. Neden? Çünkü çok küçük. Türk insanın genel özelliği bir şeyler sıkıntıya girdiğinde, açıkçası yumurta kapıya geldiğinde biraz daha fazla işine sarılan bir yapıda olması. Zaten az sayıda çalışan var. İşçi bulmak, yani kalifiye eleman bulmak oyun sektöründe Türkiye'de çok zor. O yüzden krizlerden çok kötü etkilenmiyoruz. Elbette etkileniyoruz ama o kadar kötü değil. Bir kötü haber, bu 464 milyon dolarlık sektörün büyük çoğunluğu tüketimden geliyor. Üretimden gelen miktar çok az. Yine dediğim gibi bununla ilgili bir ayrışma yok. Ben tamamen kendi kişisel tahminimi söylüyorum ama Mount & Blade Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük başarısı 6 milyon kopya sattı 7 sene içinde. Yıllara bölerseniz ortalama yuvarlak hesap yılda 1 milyon kopya sattığını düşünelim ve 15 dolardan satıldığını düşünelim. Sadece 15 milyon dolar Türkiye'nin medarı, iftiharı dediğimiz ürünün Türkiye'ye kazancı. Diğerleri giderek düşecektir. İşte free to play oyunlar içinde harcadığımız paralar, cep telefon oyunları içinde harcadığımız paralar, üretip dışarıya sattığımız ürünlere göre o kadar az şey fazla ki üretimi artık coşturmamız lazım Türkiye içinde. İyi haber gelince Türkiye dünyanın en büyük 16. oyun sektörüne sahip ülkesi. Ama bu tüm dünyadaki sektörün sadece 5'te 5'i ediyor. Yine önümüz çok açık, çok büyümeye müsait. Amerika ve Çin'in %2'siyiz bu durumda. Güney Kore'nin %11'i, Almanya'nın %13'ü, Tayvan gibi nispeten daha diyeceğiz ama yine teknolojisi güçlü bir ülkenin %60'ı büyüklüğündeyiz. Ama geçtiğimiz sene Polonya ve Hollanda'ya geçtik. Çek Cumhuriyeti'ni zaten geçmiştik. Ve tüm Orta Doğu, MENA dediğimiz Middle East, North Afrika ülkelerinden daha iyi durumda bizim sektörümüz. Bu da bize neyi getiriyor? Yabancı firmalar, yatırımcılar Türkiye pazarına bir şekilde girmek istiyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Çünkü Türk insanı çok kendine özgü, kendine münhasır bir insan. Ne Orta Doğu insanına benziyoruz, ne Doğu Avrupa insanına benziyoruz. Akdeniz, ondan sonra Orta Doğu, Batı'da bir de hani Karadeniz'de dediğimiz bir gerçek var. Hepsinin bir araya gelmesiyle anlaması, bizim bile anlamadığımız bir karma halindeyiz. Türkiye'ye büyük bir merakla bakıyorlar bu yüzden. Peki Türkiye'nin olması gereken yer neresi? Az önce söyledim, bu Türkiye. 464 milyon dolar. Bu da Güney Kore. 4 milyar 224 milyon dolarlık bir pazar. Amerika, Çin ve İngiltere'nin ardından 4. büyük sektör oyuncusu. Ama bundan birkaç sene önce Güney Kore'de bir profesör ziyaretime gelmişti ve şöyle bir diyalog geçmişti aramızda. Sizi tam olarak bizim 1980'ler öncesindeki halimiz gibi görüyoruz. Bizim de sektörümüz çok küçüktü. Biz de hiçbir şey üretmiyorduk. Sonra hızla gelişmeye başladı. Oyun kültürümüzün içine işledi. Biliyorsunuz televizyon kanalları var. Güney Kore'de çok iyi pro gamerları askerden muaf ediyorlar. Bir kısım koşarak buradan Güney Kore'ye gidebilir bu haberin üstüne. Bu kadar güçlü bir şekilde Güney Kore'nin kültürüne entegre olmuş durumda oyunculuk. Bu biraz da onların kültürel DNA'sı ile ilgili. Bizde nasıl sağlanır bu, açıkçası onu çok bilemiyorum. Aşırı çalışkan, haddinden fazla, hatta Koreli birileriyle çalışırsanız yarın bir gün göreceksiniz ki illallah dedirtecek kadar da sizden çalışmanızı bekleyecek insanlar. Böyle bir yapıdan geliyorlar. Aşırı hırslılar, devletin bile üstünde daha çok çalışmalıyız ambargosunu kurabilecek. O işte Güney Koreli firmalar gelsin aklınızda. Samsung, Hyundai vesaire vesaire, bunlar devletin de üstünde bir oluşumlar aslında ve bunlar 7 sene önce bir araya gelmişler, biz artık ilerlemek istiyoruz diye devleti bunlar şekillendiriyor. Çok ilginç bir şekilde, ama ekonomilerin ne kadar hızlı ilerlediğini de görüyorsunuz. Bu sadece oyun sektörü. Güney Kore olabilir miyiz? Bizim DNA'mız farklı. Olabileceğimizi ben çok fazla düşünmüyorum. Ama yaklaşabiliriz. Hak ettiğimiz yer burası değil hakikaten. Şu anda çok rahatlıkla 1,5 milyar dolarlık bir sektör olabilirdi Türkiye. Peki niye 1,5 milyar dolarlık bir sektör değil Türkiye? Bahsetmişken ondan da bahsedelim. Ve onu yakalayabilecek neyimiz var etrafımızdaki ülkelere fark atmamızı sağlayacak? Yani devlet desteği yok, şu yok, bu yok, çok vergi demeden önce hemen çuvalımızı getirip kendimize batıralım. Arkadaşlar bizde azim eksik. Bir işe başladık mı sonunu getiremiyoruz çok fazla. Süreklilik eksik ve en büyük sorunumuz Türk insanı olarak takım olarak çalışmayı, paylaşmayı, sıkıntı geldiği zaman bunu nasıl paylaşacağımızı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Yani yine iş hayatından örnek vereyim. Yarın bir gün yabancı bir patron altında çalışın. Oradan iş sebepten ötürü ayrılın. Türk patron altında çalışın. Şu sondaki takım çalışmasının eksikliğinin ne demek olduğunu anlarsınız. Adamlar yurt dışından kendi kültürlerini getirdiği için Türk insanını içindeki iyi şeyleri ortaya çıkartıyor. Türk patronları ise tam tersi aşağı çekiyor. Bizim takım olarak çalışmayı öğrenmemiz lazım. Birlikte hareket etmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü oyun sektörü kadar büyük takımların bir arada çalışmasına gerektirdiği bir sektör daha yok. Bilgili ve tecrübeli eleman havuzu. Bu yine konuşmanın başında söylediğim mutlaka programcılık öğrenin ricasıyla eşleşik olarak daima etrafımdan şöyle eleman var mı, böyle eleman var mı diye bana istek gelir. Hakikaten bana Unity bilen ve 3D modelleme yapabilen 2 yıl tecrübesi olan birisini getir dediğiniz zaman o küme o kadar azalıyor ki sıfıra iniyor. Bulamıyorum. Yani etrafıma bakıyorum. Gerçekten bunu bulamıyorum. Her alanda mutlaka bilgili ve tecrübeli bir eleman açığı, eksiği var. Bunun kapanması lazım. Bu da zamanla olacak bir şey. Devlet desteğinin olmaması. Bu Haziran 2015'e kadar evet doğruydu. Şu ana kadar ki bizi etkileyen bir faktör olduğu için buraya yazdım. Ama bu değişti. Ve olumlu anlamda değişti. Bir sonraki slaytta onu göreceksiniz. Ve üretim yerine tüketime odaklı bir millet olmamız son çiviyi çakıyor hakikaten oyun sektörünün tabutuna Türkiye'de. Bir şey üretmenin ne kadar zevk veren bir şey olduğunu göremediğimiz için aradaki emek, çaba o kadar gözümüzde büyüyor ki sürekli tüketerek, üretmeye çalışanları da olumsuz eleştiriye boğarak geçiriyoruz zamanımızı. Sonuncusu da bana sürekli gelen bir şey olduğu için buraya ekledim. Şahane bir fikrim var. Hemen beni Electronic Arts'la tanıştırın. CD Projekt'e gönderin beni. Crytek'e sokun. Yok arkadaşlar şey zannetmeyin. Electronic Arts'ın müdürü sabah geliyor. Üf, bu kadar elemanımız var, bu kadar iş gücü var ama hiç şahane fikir yok ortada ya. Böyle bir şey yok. Şahane fikir akıyor onlara. Her yerden geliyor. Onların istediği şey o şahane fikrin en azından bir kısmını, bir 10-15 dakikalık çalışan bir demosunu, çalışan bir halini gör. Büyük takımlar bir araya gelip bir oyunu ortaya çıkartıyor. Bu büyük takımları yönetecek, iş akışı bilen, işi iyi planlayabilecek ama oyun yapımından anlayan insan Türkiye'de çok az. Armağan Yavuz mesela veya SIDAR, Peak Games'in başındaki arkadaş. Birkaç isim daha var ama şimdi tek tek hepsini saymayayım. Türkiye'de çok az. Oyun yapmaktan anlayıp bunu nasıl insanlara da, takımlara da aksettireceğini bilen insan sayısı. Bu konuda kendinizi geliştirmek için benim tahminim yurt dışına gitmeniz lazım. Başka çaresi yok. Türkiye'de öğrenmeniz çok zor oldu çünkü. Gelir modeli oluşturma, şu son zamanlarda özellikle mobil oyunların hayatımıza girmesiyle çok büyük sıkıntı çektiğimiz bir şey. Çok güzel oyun fikirleri geliyor. Az önce dedim ya, şahane fikrim var. Bunu oyuna da dökebilmiş arkadaşlar var ama bundan nasıl para kazanabileceğini bilmiyor. Herkesin aklına şey geliyor, reklam koyarım. Daha bugün konuştum, eski liseden bir arkadaşımla, bugün karşıda liseli arkadaşlarımın buluşması var, oraya gitmedim, seminer veriyorum dedim. Ya şey dedi, işte, çocuklara yönelik bir app yapıyoruz ama seninle konuşalım. Peki nasıl para kazanacaksınız? İşte reklam koyacağım, çocuklar nereye tıklayacağını bilmediği için reklama tıklarlar, işte para kazanırız oradan. İyi, yarın gel bir konuşalım dedim. Yarın gelecek inşallah. Bu değil iş modeli. Reklama inşallah tıklarlar. Modeli batırır sizi. İş modeli. Nereden para kazanabilirsiniz? Son bir sene içinde ne tür para kazanma yöntemleri ortaya çıkmış? Hangi modeller dünyada çalışıyor? Bunları çok iyi takip etmeniz lazım. Bu da kişisel uğraşıyla olacak bir şey. Ama şey bilin, yani reklam koydum, kazandım veya App Store'a koydum, 2 dolar, 2.99'a satıyorum, para kazandım. Modeli çoktan bitti. Günde yaklaşık 1500 app çıkıyor App Store'da. 1500 tane malın olduğu bir vitrin gelsin gözünüzün önüne. Böyle siz 2 kutusu kadar bir ürün koyuyorsunuz. Görünme ihtimalini düşünün onun. Peki, çok işinizi kararttım. Biraz neyimiz var bizim ondan bahsedelim. Siz, genç nüfus, yani dünyada batılı eğitim alıp bir yandan da bu kadar fazla genç nüfus oranına sahip başka bir ülke yok şu anda. Belki Amerika. Yani genç nüfus Türkiye'de %17 oranında hiçbir şey yapmıyor. %25 oranında da işsizlik var. Çok ciddi bir rakam bu. Bunun iş gücü olarak geri dönüşü Türkiye'ye çok pozitif olur. Devlet desteğinin başlamış olması. Daha dün Divan Otel'de bir seminer vardı. KOSGEB direkt devlet desteği, kuluçka merkezlerinde vergi avantajları gibi konularda insanlar bir araya geldi ve konuştu. Bu konuyu araştırdım. Bu konuda bizim ongezer.com.tr'de de birkaç haber var ama derinlemesine birkaç haber daha yapacağız. Eğer ki işe yeni başlıyorsanız o işin planını, projesini güzel bir şekilde hazırlayın. Devlete, TÜBİTAK'a, hangi kurum size yakınsa, hangisiyle iletişim kurabiliyorsa gidin konuşun, destek alabiliyorsunuz. Ve ciddi rakamlarda destek alabiliyorsunuz. Hop, spoiler vermiş. Spoiler, yabancıların ilgisi artıyor Türkiye'ye. Dedim ya, Türkiye genç nüfusu ve oranı nedeniyle çok ilgi çekiyor. Ve yabancılar Türkiye'de ne yapacağını bilmedikleri için Türkiye'de ne yapacağını bilen insanlara yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Böyle bir şey var. Türkiye'de en çok yine para kazanılan sektörlerden birisi dizidir, belki duymuşsunuzdur. Polat Alemdar'ı oynayan oyuncu 2-3 bölümde bir kazandığı parayla gidip Ataşehir'de bir daire alır. Türkiye'nin yatırım zihniyeti budur. Daire al. Bol bol daire al. Yurt dışında bu böyle değil. Parasız olan kişi cebinde piyasada çıkan yeni teknolojilere yatırım yaparlar. Twitter'a yatırım yapar, Uber'e yatırım yapar, Snapchat'e yatırım yapar. Bunun 10 yere yatırım yapar. 9'u batar ama birisi bir patlar, o patlayandan kat daha fazla geri dönüşü alır. Yabancılar için Türkiye çok iyi bir av yeri o yüzden. Yeni patlayabilecek altlara, oyunlara, firmalara, teknolojilere yatırım yapmaya çok açlar. Ki Türkiye'de beklentiler oldukça da düşük olur. O yüzden bunu takip etmek gerekiyor. Webrazi gibi, yine bizim oyungezer.com.tr'de çok fazla eğildiğimiz bir konu olmasa da ilgi çekici bir şey olduğunda haberleştiriyoruz. GameStartup.com diye bir şey vardı, yakın zamanda bir etkinlik var mesela. Sadece oyun konusunda çalışmak isteyen firmaların başlangıç noktasında neler yapması gerektiğine dair bir etkinlik vardı. Bu tür şeyleri, haberlere yakaladığınızda hiç çekinmeyin. Alın yanınıza, ne fikriniz varsa yazılı, kafanızdaki, bilgisayarınızdaki, laptoptaki gidin. Gidin, insanlarla tanışın. Kazanabileceğiniz en büyük şey tecrübe ve insan ilişkileri. Ne kadar çok insan tanırsanız ilerleyen hayatınızda o kadar fazla yolun açılmaya başladığını göreceksiniz önünüzde. Para falan değil. Para kendiliğinden bir şekilde daha sonra gelmeye başlar. Azimle çevrenizi geliştirin, azimle tecrübenizi artırın. Türkiye'nin konumu. Bu evet hem başımıza bela, çok uzun zamandan beri bir bela ama aynı zamanda da çok önemli avantajlar sağlıyor. Türkiye, Orta Doğu'nun, Avrupa'nın, Rusya'nın ve Afrika'nın tam ortasında duruyor. Buralara erişmek isteyen aklı başında firmalar gelip Türkiye'ye merkez açmak istiyor. Veya Türkiye'de merkezi olan birileriyle çalışmak istiyor. Türkiye'nin konumunun bize sağladığı avantajları biz kullanamıyoruz veya kullandırıyorlar diyeyim yıllardır. Umuyorum bu değişir. Bu artık beni aşan bir konu ama bu da bir avantaj. Ve son olarak giderek sayıları artan kuluçka merkezleri, yatırımcı sayısı ve üniversiteler. Bunlar hep sizin takip etmeniz gereken şeyler. Hangi üniversitede eğitim var, hangi kuluçka merkezinde açıklık var. O hemen oraya gidip kendinizi tanıtacaksınız, projenizi vereceksiniz. Birey olarak veya ekip olarak peki siz ne yapabilirsiniz? Paranız yok. Hepimizin ortak derdi. Bahsettiğim gibi KOSGEB, TÜBİTAK, devlet başta olmak üzere desteklere başvurun. Destekleri takip edin. Bunlar projenizi iyi sunabilirseniz kapıları size açılacak şeyler. Erken erişim, Kickstarter, Indiegogo gibi yenilikçi finansman kaynaklarını değerlendirebilirsiniz. Ama bu tabii halihazırda elinde bir demosu, bir oyunu olan kişiler için geçerli. Bir de melek yatırımcı mevzusu var. Melek yatırımcı nedir bilen var mı içinizde? Evet. İki arkadaşımız biliyor. Az önce bahsettiğim cebinde çok parası olan, bununla ben patates alırım 1 liraya, 1,20 liraya satarım kafasının ötesine geçmiş insanlar bunlar. Bununla ben bir yere yatırım yaparım. Daha hayatının başındaki bu yere ben veririm 100.000 lira. %10, %20 ortak olurum. Eğer ki ilerlerse birkaç sene sonra inanılmaz geri dönüş alırım. Türkiye'de sayıları az. Türkiye'de çünkü başarılı bir şekilde firmayı büyütüp satabilmiş insan sayısı az ama birkaç isim var işte. Sina Afra, Hasan Aslanova. Bu isimleri yine takip edin. Yani Türkiye'de exit yapan insanlar diye not alın, not alanlar aranızda. O isimleri kafanızda bir yere yazın, takip edin. Bu insanlarla yardım edin. Düzgün projelerle çalışabilirsiniz. Ben Sina Afra'yı yakından takip ediyorum. Sadece geçen sene 723 tane projeyle başvurulmuş kendisine. Bunların zannediyorum 38'ine yatırım vermiş. Ama hani o 728 proje içinde nasıl kendimi göstereceğim diye düşünmeyin. Projelerden birisi, abi ben Yozgat'tan arıyorum, burada hiç Turkcell bayisi yok, gel beraber Turkcell bayisi açalım kıvamında projelerden bahsediyoruz. Tecrübeniz yok. Bu çok önemli bir negativite. Burada tamamen sizin emek ve azminize bakıyor yapılacak şeyler. Ama arkadaşlar Google diye bir şey var. Google'ın olduğu bir dünyada şu ne deme lüksümüz yok. Google'ı açıyorsun, şu ne diye yazıyorsun, çat diye karşınıza geliyor. Ben şimdiye kadar bulamadığım hiçbir şey olmadı Google'da. YouTube'da binlerce eğitim videosu var. Her konuda. Dark Basic olur, C++ olur. Kendinizi eğitmek istediğiniz konularda başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar buradan düzensiz de olsa eğitim alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, ben video editing yapıyorum biliyorsunuz. Video editingi yarım saat YouTube videosu izleyerek yapmaya başladı. Bu tamamen ilgiyle ilgili bir şey ve tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay da olabiliyor. Ama kolay olacağını bekleyerek hareket etmeyin, zora kendinizi alıştırın. YouTube'daki eğitim videoları biraz dediğim gibi dağınık olabiliyor ama udemy.com gibi daha ciddi sitelerde hocaların hazırladığı eğitim videoları oluyor. Ben mesela YouTube'la ilgili yaklaşık 100 videoluk bir eğitim aldım ve $60 gibi bir şeydi. YouTube'la ilgili bütün incelikleri anlatan bir amca vardı ve her sorduğunuz soruya anında cevap veriyor. Yani hakikaten bir hocayla çalışıyormuşsunuz gibi zannediyorsunuz. Udemy'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Üniversite eğitimine devam ederken kendinizi de geliştirmeye devam edin. Kuluçka merkezlerini ve üniversiteleri takip edin. Zaten demiştim. Gelelim üçüncüye. Kendinize güvenmiyor musunuz? Bu da çok olası bir şey. Ha hi yapmayacağım. Çünkü bu benim. Yani 15 belki 20 sene önceki benim bu. Hiçbir konuda kendime güvenmezdim. Yani hayal edemezdim çünkü şu sahnede olacağımı. Kendinize güven kazanmanın en güzel yolu sizin gibi düşünen insanlarla bir araya gelmek. Sizin gibi düşünen insanları online ortamda, sosyal ortamda bulun ve daha sonra gerçek hayatta, gerçek ortamda da beraber vakit geçirin. Sıfır bir şey biliyorsanız bile beraber bir araya geldiğinizde, beraber bir sinerji oluşturduğunuzda ilerlemeye başladığınızı göreceksiniz. Beraber bir şeyler yapmaya karar verirsiniz mutlaka birkaç kişi bir araya gelince. İşe Crisis'i değil, Doom'u değil, Pong'u yapmaya çalışarak başlayın. Tüm bu zorlukları aştığınızda ne olacak peki? Burada var. Bir tanesi tek bir oyunla şu an dünyada başarı sağlamış olan Gram Games. Belki duymuşsunuzdur. Dino diye bir oyunları var. Çok başarılı. Sağ taraftaki de Joy Game ekibi. Rakam telaffuz etmek doğru olmayabilir. Halka çok açık değil ama tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi bir rakama şirketi Güney Korelilere sattılar. Bu taraf oyun geliştiricisi değil ama Türkiye pazarında bir oyunun nasıl pazarlanması gerektiği konusunda çok ciddi bir eğitim ders konusu olabilecek kadar başarılı bir ekip. Mountain Blade ekibi, Armağan Yavuz, eşi Deniz Yavuz. Nereden nereye geldiklerini hepiniz az çok biliyorsunuzdur. 2007'den bugüne inanılmaz bir başarı elde ettiler ve dişleriyle tırnaklarıyla kazarak elde ettiler. Bunlar bu slide hazırlarken aklıma gelen ilk firmalar. Bunun haricinde bir sürü irili ufaklı, belki hiç duymadığınız başarı hikayesi var. Bunlar oyun sektöründe ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini bilen insanların yönettiği firmalar. Ben eminim içinizde bu firmaların başardığı, bu insanların başardığı şeyleri başaramayacak insan yoktur. Yoksa bu yağmurda, çamurda kalkıp bu akşam işinizden, okulunuzdan artan zamanda buraya gelmezdiniz. Sadece biraz fazla emek, biraz fazla çaba ve gelişmeleri takip etmek. Tek yapmamız gereken bu diyorum ve soru cevap aşamasına geçmek istiyorum. Son slaytta yer aldığı için hemen sormak istedim. Evet. Ben 2 Kasım'da Peak Games'te çalışmaya başlayacağım. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir şirketin yurt dışına satılmasını nasıl bir değişim getireceğini düşünüyorsun? Ya bu pozitif bir şey midir? 2 büyümeyi ne şekilde etkileyecektir? Yani şeyi düşünün. Gitti gidiyor. Yemek Sepeti gibi firmalar satıldı. Satıldıktan sonra logaritmik bir şekilde artmaya başladılar. Çünkü Türkiye şartlarında gelinebilecek bir çap var. O çapa gelip dayandığı zaman yapılacak en mantıklı şey o şirketten çıkmak, exit yapmak. Yani o şirketin kurucuları açısından söylüyorum. Peak Games'in yakın zamanda satılıp satılmayacağını ben bilmiyorum. Tamamen insider, kendi içlerinde olan bir bilgidir. Şeyi bilmiyoruz. Ne zaman olur, nasıl olur. Genellikle olumlu olur. Tabii bu her zaman olumlu olur demek değil. Çünkü gelen şirketin kendince öncelikleri, kendince fikirleri, her yöneticinin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır açıkçası. Büyük ihtimalle iyi olur diyeyim. Yani Peak Games çünkü yıllardır, hani ben Setmedia'yı kurduğumda, oyun gezleri kurduğumda Peak Games ufak ufak başlıyordu. Yıllardır artarak, artan bir başarıyla devam ediyor. Çok doğal yani onların artık satmaya çalışması. Bu şey değil, ama satalım da kaçalım değil. Bu noktadan sonra artık yapacak bir şeyleri kalmadı. Çünkü Peak Games belki Türkiye'de çok çok bilinen bir firma değil ama bütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya oyun satan çok büyük bir firma. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Yani mutlaka o yapının içinde bir bulun, bir zaman geçir. En azından CV'inde isminin bulunmasını isteyeceği bir firma Türkiye'de. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sizin derginin çok geciktiği zamanlar vardı. Birkaç yıl önce. Doğrudur. Ben yapıyordum o zaman dergi. Facebook'ta bir post yazmıştım ben. İşte Türkiye'nin en iyi oyun dergisine yakışıyor mu bu falan diye. İsmimi Google'a yazınca şu an 2. sıradan o çıkıyor. İyi ki ben o kadar orada kalmış ya. Engelleyemiyorum. Yani cidden çok yararlı bir sonu ve ileride daha devam edeceğini söyledim. İnşallah biraz doldurabilirsek salonu devam eder. İman'ın devam eder. Ben şey kısmında değinmek istiyorum. Bu üretim kısmında düşüklüğümüzden bahsettik ya. Evet. Şöyle bir fikrim var. Üretim kısmındaki düşüklüğün sebebi biraz bizim ülkemizin kültürüyle alakalı olabilir mi acaba? Yani çünkü bizim toplum yapımızda biraz şu var. Yani oyun sektörü ne kadar ciddi bir şey olabilir ki tarzına bakılıyor. Yani en ucuz bir örnek verirsen bir insan oyun sektörüne girerken ya da atıyorum lise çağında, üniversite çağında bu işi adım atmak isteyen bir genç ilerideki kendine ileri bir zamanda baktığında diyor ki ben ailemin karşısına böyle, yani oyuncu olarak mı çıkacağım, hani oyuncu sektöründe nasıl bir yere gelebilirim ki beni ciddiye alsınlar falan diye. Bu güven kırıklığı oluyor. Bunun dışında kültürümüze bağlı olan başka sebepler var mı sence? Kesinlikle var yani, ama ailem ne der sorusunun çok etkin olduğunu artık zannetmiyorum. Yani ben dahil etrafımda beraber çalışıp da ailesi oyuna karşı çıkmayan bir kişi yok. Bir Allah'ın kulu yok. Ama hani kendimden söyleyeyim, ben üretmekle de uğraşıyordum. Kendim Amiga'm varken Amiga'da dergi tasarlıyordum. Tabii o zaman baskı vesaire gibi bir şey yapmak mümkün değildi ama Discmac'te denilen, diskette dağıtılan, daha internet falan da yok. 90'lı yılların ortalarından bahsediyoruz. Birkaç sayı o disketteki dergiyi hazırlamıştım. Her şeyle, programlaması, müziği, içindeki yazıları, 70-80 sayfalık bir dergiydi ve 3-4 sayı yapabildim onu. Bir yıllık süreçte. Alıyordum, götürüyordum, bunu satın diyordum bir tane bilgisayarcıya, Küçükyalı'da. Sonra ne oldu? Edirne'den, Küçükyalı'dan mektup, tabii e-mail falan diyor, internet olmadığı için gelmeye başladı. Yani 3. sayıdan sonra baktım, benim üniversite gidiyor çünkü o kadar zaman harcıyordum ki buna. Abi sen de bırakma bizi, Amiga öldü dedirtme insanlara diyordu ama ben o sırada Amiga öldü galiba deyip PC'ye geçmiş bulundum. Yani bir şeyler üretmenin bir taraftan sizi dürtmesi lazım. Yani yaşınız hepinizin çok genç. Bir noktadan ya ben niye bir şey üretmiyorum, ben niye sadece Witcher oynuyorum, ben niye sadece pıcır pıcır kendi Crash oynuyorum diye işin sizi rahatsız etmesi lazım içeriden. Bu artık Türkiye'de çünkü endüstriyelleşmeyi yaşamadan pat diye endüstrinin içine giren bir ülke olduğu için DNA'mıza üretme arzusu, bir şey oluşturma, şu dünyaya güzel bir şey bırakma, kendi elleriyle bir şey yapma isteği gelmedi. Olmadı maalesef. Bunu biz kendi çabalarımızla birey birey, tek tek edinmemiz lazım. Üretmeyi sevmemiz lazım. İşin kötüsü artık her yerden o kadar çok zamanımıza saldıran, ya paramız bir tarafa, zamanımıza saldıran o kadar çok şey var ki olumlu bir şeye harcamaya başlarsanız o zaman, bir şey üretmeye başladığınızda bunun sizin hayatınıza olumlu bir geri dönüşü olduğunu fark ediyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek. Şöyle bir söz vardır. Her gün mutlaka bir tane sizi korkutan bir şey yapın. Bunu yapmaya ben çok korkuyorum ya dediğiniz bir şey olsun. Aptalca bir şey olmasın. Yani hayatınızı tehlikeye atacak bir şey değil ama çıkıp mesela toplum önünde fikrinizi savunun. Ne olursa olsun. Politik görüşünüzü savunun. İşi üretin. İnternete salın. O gelecek olumsuz yorumları göğüsleyin. Her gün olmasa bile Türk insanı hadi yumuşak bir geçiş olsun. Haftada bir sizi korkutan bir şey yapın. Bir şey üretmenin ne kadar zevkli olduğunu gördüğünüz zaman oradan vazgeçemiyorsunuz. Vazgeçemezsiniz zaten. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir sorum var, ondan önce eklemek istediğim birkaç bir şey var. Buyurun. Arkadaşın dün az önce söylediği gibi hani işte aile baskısıyla ilgili falan filan. Şöyle söyleyeyim, zaman içinde aileniz cidden bu fikre alışabiliyor. O piyasadan eğer bir şeyler cevabınız veya sizin amaçlarınızın o noktada olduğunu düşünürse ciddi anlamda fikirleri değişebiliyor. Yani ben ailemde gördüm bunu. 4-5 sene öncesine kadar ya doğru düzgün bir baltaya sap olmayacak mısın yani ailem şimdi diyor ki tamam sen buradan ekmek yiyeceksen eğer oradan devam et. Niye? Bilmiyorlar çünkü. Onların kafasında bambaşka bir şey var. Hani öğretmen olmak, doktor olmak bambaşka bir şey var, şablon var. Buradan ekmek yenebileceğiyle ilgili bir şey yok karşıları zihinlerinde, karşılık yok. Aynen öyle. Onlar o sektörü hiç bilmiyorlar çünkü. Hiç, ben bazen işte onlarla oturduğumuzda paylaşıyorum. Bak böyle olmuş, şu kadar para kazanılmış, böyle yapmışlar falan. Sürekli diyorlar ki ya tamam o zaman sen de bir şeyler yapsana hani falan diye. Dün Divan Otel'deki şeye ben katıldım. Güzel bir seminerdi. Orada Sarp abiyle tanışma imkanı buldum. Zaten Deniz Bey'in teşvikiyle biraz da buraya geldim. Aslında çok gelmeyi düşünmüyorum. Sağ olsun Deniz. Bir kişi arttırmış beni. Yani şey olarak biraz çekingenlik vardı. Dün o çekingenliğimi bir şekilde attığımı düşünüyorum. Ben daha çok basın kısmında biz yer almak istiyoruz da. Daha sonra tabii her zaman basınların... Rakip mi olacaksınız? Rakip olarak zaten hani sizi sürekli takip eden bir insanım ben. Yani kurulmuş olan bir internet sitemiz var. Aslında biraz da fikir almak istiyorum. Yani Türkiye'de çok fazla internet sitesi bulunuyor. Yeni kurulmuş bir internet sitesi bizim için mesela, kendimiz için. Farklı ne yapmamızı önerirsin? Yani oyun sektörü gerçekten... Oyun üstüne mi? Oyun üstüne. Tamam yani oyun, teknoloji, anime, yani genel olarak bir teknoloji sitesi ama ağırlığımız oyun. Farklı olmanızı tavsiye ederim. Zaten amacımız da farklı olmak. Hani sürekli düşünüyoruz yani sıradan olan diğer internet sitelerine ayrılacak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama hani biliyorsunuz artık. İnternette bugün oyun yazdığınız zaman yüzlerce site çıkabiliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Türkiye'nin bu konudaki en büyük de handikapı reklam sektörü korkunç kötü. Yani nasıl diyeyim? YouTube'da bizim aylık 600-650 bin video izlenmemiz var. Bunun getirisini bilmiyorum kafanızda 600 binse işte şu kadardır, bu kadardır diyoruz ama Türk lirasına çevireyim 300 liralık tüm YouTube kanalım, bizim koca YouTube kanalı 300 lira bir getirisi var. Neden? Yurt dışında 1000 video izlenmeye 1,5 ila 5 dolar verilirken Türkiye'de bu 15 sent. Bu Türkiye'de YouTube'un uyguladığı belki haklı, belki haksız bir uygulama. Çok düşük reklam fiyatları. Aynı şey siteleri de etkilemeye başladı. Ben hani belki biliyorsunuzdur az önce şaka oldu söyledim ama Oyun Yazar dergisiyle uzun süredir sadece editoryal bir ilişkim var. Yani yazılarımı yazıyorum dergiye, yönetimi Serpil'de. Web sitesi tarafında o gelecek burada galiba diyerek hop cumhurluk atladım ben 4 sene önce. Ve çekirdekten dergi kafasına alışmış bir insan olarak yani o zamanlar açısından söyleyeyim. 10 küsur senelik bir dergici olarak ayda bir ürün çıkartmaya alışmış bir insanken dakikalık, saniyelik çalışmaya kendimi adapte etmem bir senemi aldı. Hatta daha da uzun sürdü. Ama gördüm ki biz basılı yayın ölüyor derken online mecralar çok daha hızlı ölüyor. Çünkü şu noktada Oyun Gezer gibi bir dergi çıkartabilecek insan sayısı veya kurum sayısı çok az. O yüzden rekabetsiz ama pat diye bu yani gidin eve şimdi WordPress birazcık bakın site açarsınız. Ve bu o kadar arttı ki artık reklam sektörü yani bir siteyi ayakta tutabilecek gelir kaynaklarının en önemlisi banner reklam yani tıklanan reklamları öldürdü. Yani adblock'la vesaireyle bunun alakası yok. Tüm dünyada bu böyle. Yani bakarsanız IGN, GameSpot, belki hani ucundan Eurogamer, PC Gamer gibi siteler haricindekiler bocalıyor. Farklı olun derken bahsetmek istediğim şey etik, editoryal etik değerlerle sizi hayatta tutacak bir web sitesi olarak hayatta tutacak reklam gelirini nereden sağlayacağınızı çok iyi bağdaştırmanız lazım. Şu anda Türkiye'de bunu sağlayan tek şey özel projeler üretmek. Yani banner reklam öldü, video içeriği öldü. Videodan ve YouTube'dan herhangi bir gelir elde etmeniz çok zor. Yani hayatınızı idame ettirebilmezsiniz. Özel projeler üretmeniz lazım. Bu da yine dediğim gibi çok fazla ortama gidip, çok fazla insanla tanışmakla olur. Atıyorum, Red Bull'a gidersiniz, hocam dersiniz, benim taş gibi bir projem var size, buyurun. Geri dönmezler. Coca-Cola'ya gidersiniz, hocam benim taş gibi bir projem var, buyurun. Geri dönmezler. Dönmezler ama belki 10.'dan sonra 11. geri döner. Ben buna hani kendince geliştirdiğim jargonla olta atmak diyorum. 10 firmaya olta atarsanız birisi geri döner. Onunla çalışmaya başlarsınız. Ona ürettiğiniz projeyi başkalarına bakın biz bu X firmasıyla çalışabildik. Böyle böyle bir şey yaptık demeye başlarsınız. Şu anda banner'dan reklam kazanmaya uğraşmanızı tavsiye etmem. Yeni başladıysanız hitleriniz, sayfa gösteriminiz de oldukça düşüktür. Tahminim yani onu artırmak için harcayacağınız zaman cebinizden harcayacaksınız bütün parayı. İsminizi duyurmak, farklılaşmak için ne yapabilirsiniz? Bunu siz belirleyeceksiniz. Onu ben size söyleyemem. Ben mesela Twitch'te güçsüz olduğumuz için Twitch'i hemen hemen tamamen boşlamış durumdayım. Ona da ayıracak çünkü iş gücüm, zamanım vesairem yok. Siz ne alanda güçlüsünüz? Editoryal alanda mı? Video üretimi alanında mı? İçerik üretimi alanında mı? Bunu belirleyeceksiniz ve sosyal medyayı çok nokta atışı kullanmanız lazım bu noktadan sonra. Facebook'un promosyonu, sponsorlu içerik kısmını kullanın. Yani çok makul rakamlara iyi ön plana çıkma oranları elde edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi hangi alanda güçlüyseniz onları sıralayın. Bunların hangisi az yapılıyor, hangisinde kendimizi ön plana çıkartabiliriz bir bakın ve onun üstüne yürüyün. Merhaba, sunumumuz gerçekten iyiydi. Teşekkürler. Sorum şu olacaktı, mesela bazı Monokroma biliyorsunuz veya Non 70'ti sanırım. Evet. Böyle oyunlar vardı Türk yapımcıların yaptığı. Ama baktığımda genellikle oyunu İngilizce yapıyorlar. Yani yerleştirmeyle pek uğraşmıyorlar. Acaba potansiyel mi görmüyorlar? Kesinlikle yani, öyle, evet. Herhalde görmüyorlar. Ya yerelleştirme eğer başarılı olmak istiyorsanız ikinci gelmesi gereken bir şey. Çünkü ciddi bir oyunun yerelleştirilmesi ciddi bütçeler gerektiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam Witcher 3'ün yerelleştirilmesi 48.000 euro gibi bir şeye mal olacaktı. Crysis 2'nin yerelleştirilmesi 50.000 dolara mal oldu. Monokroma gibi bir oyun. Monokroma Türkçe opsiyonu olan bir oyundu gerçi. Sanırım oldu. Evet, evet. Her oyuna ama Türkçe yapmak mümkün değil. Özellikle büyük çaplı oyunları. Küçük çaplı mobil oyunları. Yerli yapımcıların tabii. Bazıları yapmıyor. Onu görüyorum ben. Yani. %80 oranında yapılıyor ama ilk etapta mesela ilk bir duyuru videosu hazırladı. Steam Greenlight'a çıkacak adam veya Kickstarter yapıyor. Türkçe yapmasının çok büyük bir anlamı yok. Az önceki oranları gördünüz. Yani Türkiye global oyun pazarının sadece 5'i. Şimdi düşünün bir oyun yapıyorsunuz. 5 kişiye mi satmaya çalışırsınız bunu? Ona göre mi bütçenizi ayırırsınız? Kısıtlı da bir bütçe var elinizde. Yoksa kalan 995 kişiye mi? O 1000 kişi de büyük ihtimalle İngilizce biliyorsa ilk etapta onu düşünürsünüz ki bütçeyi mantıklı bir yere ayırayım. Eğer ki oradan bir gelir elde edilirse o zaman tabii ki ilk etapta Türkçeleştirilme yapılır. Son zamanlarda çıkan oyunlarda ama Türkçe opsiyonu eksik olan çok fazla ben hatırlamıyorum. Bu konuda özellikle bir şey var çünkü. Türk insanında bir hassasiyet var. Ya hocam Türk oyunu yapmışsınız, Türk emeği var diyorsunuz, niye Türkçe yok? Bu hassasiyeti bildiği için yapımcılarda mutlaka bir Türkçeyi ekliyorlar son versiyonunu. Benim hepinizden ricam şey olmayın, ya niye Türkçe yok diyerek morali aşağı çeken tarafsız olmayın, hatta çekenleri uyarın. Mümkün mertebe yapımcıların morale ihtiyacı var Türkiye'de. Çok çabuk motivasyon kaybolur. Özellikle oyun yapım aşamalarının sonlarına yaklaşılınca. Merhabalar. Merhaba. Şimdi bugünkü sunumunuz gerçekten çok ilham vericiydi. Özellikle üretim aşaması için oyunlarda. Sağ olun. Ben bu hani yapıcı taraftan çok hani daha öncesinde aşmamız gereken bir duyarlılık olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'de oyunların hani gerçek öneminin ya da insanlara gerçekten nasıl bir katkı sağladığının çok fazla bilindiğini düşünmüyorum. Kesinlikle öyle. Hani ben bu açıdan belli bir duyarlılığın oluşmasını istiyorum Türkiye'de. O da bize düşüyor, hepimize düşüyor. Evet ve hani bunu nasıl sağlayabiliriz öncelikle onu merak ediyorum. Yani bir toplumun DNA'sına belli şeylerin işlenmesi zorla, metazoriyle yapılabilecek bir şey değil. Yani Türk insanı mesela misafirperverdir. En olumlu şeylerden bahsedelim. Peki misafirperver olmayan bir millete, atıyorum İngilizler, misafirperver olmayı nasıl aşılarsınız? Bunun bir cevabı yok. Hayatın yüzlerce yıllık, binlerce yıllık akışında Türk milleti misafirperverleşmiş, misafirseven, güzel ağırlayan, bununla da bilinen bir millet haline gelmişiz. Aynı şekilde dijital oyunlara değer veren bir millet olmamızı ne sağlar? Bunun cevabı bende değil. Bu tamamen toplum bilimcilerin cevap verebileceği bir şey. Ama burada bizim yapabileceğimiz şey, bir, sizin dediğiniz gibi duyarlı olmak, iki, kendimiz bir şeyler üretmeye başlamak. Bir şey ürettiğimiz zaman etrafımızda da onun enerjisini yaymaya başlarız. Belki hani Türk insanı için geçerli olacak şöyle bir şey vardır. Türk insanında abi sen ne oynuyorsun mekaniği vardır. Bütün bu Night Online'lar, Wolf Team'ler vesaire böyle yayılmıştır Türkiye'de. Benzer bir şekilde belki internet kafede olmaz da birisi oturup bir oyun programlarsa belki birkaç kişi gelip abi sen ne yapıyorsun? Oyun programlıyorum. Niye? Çünkü bundan para kazanacağım. Aa bize de öğret demeye başlayabilir. Türk insanı çünkü birbirine baka baka aydınlanır veya baka baka kararır. Böyle bir şey var. Yani bir tane karanlık insan 5 kişiyi kendiyle birlikte aşağı çeker. Bir tane aydınlık insan bütün milleti yukarıya çekebilir. Ben buna inanırım. Bir tane çok doğru insan bütün milleti doğru yola iletebilir. Biz kendimiz doğru olanı, doğru bildiğimiz şeyleri yaptıkça etrafımızda insanlarda da yavaş yavaş düzenle göreceğiz. Bizim hayat döngümüzde bu tamamlanmayabilir. Bilmiyorum. Yani Allah bilir bunu. Olur mu, olmaz mı? Ama biz olumlu davranmalıyız, biz üretmeliyiz, biz insanların üstünden yük alan olmalıyız, yük yükleyen olmamalıyız. Yani gençler olarak sizin, kendimi de hasbelkader, kusura bakmayın katıyorum o genç kategorisine, bizim üstümüze düşen görev olumlu olmak, pozitiflemek, üretmek, güzel bir şeyler katmak bu dünyaya. Bu benim görüşüm. Bir tane sorum olacak. Eyvah. Fazla değil ya. Oyun sektöründe sizde yayıncılık nasıl ilerliyor, yani yeri neresi? Düşüncenizi merak ediyorum. Medya yayıncılığı mı, oyun yayıncılığı mı? Oyun yayıncılığı. Bildiğimiz anlamda oyun yayıncılığı ölüyor. Yani büyük firmalar EA, Sony, Microsoft, Nintendo, bundan dediğim gibi 10 sene sonrasını göremiyorlar. Çünkü bir konsol ihtiyacı ortadan kalkmak üzere. Aynı şekilde konsolu olmayan ama büyük olan firmaları düşünelim. Electronic Arts, Activision vesaire. Bunlar bir oyun üretmek için 100 ila 200 milyon dolar bütçeler harcıyor. Beri tarafta İsveç, Norveçli bir firma bir oyun çıkartıyor. O oyun bir ayda bütün Electronic Arts oyunlarının bir yılda kazandığı parayı kazanmaya başlıyor. Bu yani ne kopyalayabilecekleri bir şey, ne önünde durabilecekleri bir şey. Ya delirtici bir şey. Şu an mesela dünyanın en büyük oyun firması tahmin edemez EA dersiniz, Activision dersiniz değil. Çinli bir firma, Tencent adında bir firma. Ve bundan 2 sene önce Electronic Arts'a teklifte bulundu, sizi satın alalım biz diye. Çünkü onlar da free to play oyunlarla böyle haldır haldır büyüdüler. Mobil oyunlarla büyüdüler ve nereye koyacaklarını bilmiyorlar o paraları. Yani ellerinde o kadar büyük bir para gücü var ki ya elektronik arsa alalım ya şurada diye teklifte bulunabiliyorlar. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden Ben şeyi öngörüyorum. Büyük oyun dağıtımcıları, dağıtım şebekeleri ölecek. Yavaş yavaş ölecekler ama. Yayıncılık derken biri bundan beri de Twitch'teki yayıncılıktan söz etmiştin ya. Ha, Twitch benim çok fazla içinde bulunmadığım bir şey. Anlamaya çalışıyorum. Bir insan niye oynamak yerine oyunu oynayan birilerini izler ve bunu delicesine yapar diye merak ediyorum ama ben kendim de yapıyorum. Kahvaltı ederken Twitch'ten bir şey izlediğim olmuştur. Çok yoğun bir Twitch izleyicisi değilim. Ben daha çok YouTuber'ım. YouTube'da ne oluyor, ne bitiyor onu takip ederim. Twitch'in bir geleceği olduğunu öngörebiliyorum ama. Yani kısıtlı bilgimle bunu söyleyebilirim. Türkiye'de ne durumdadır? Twitch'in YouTube'dan farkı donation yani kişisel yardım PayPal üstünden sistemiyle ciddi paralar kazanılabildiğini biliyorum. Ama bu tamamen sizinle izleyiciniz arasında kurulan bağ bağlı. Tabii İngilizce yayın yapan, yabancı ülkelere yayın yapan yayıncılar da bu konuda çok daha şanslı, görmüşsünüzdür. Adam yayın yaparken isimsiz birisi çat diye $50.000 basıveriyor. Bu hep şey diyorum bakın, bu yeni jenerasyon, şu yaşadığımız 20 yıllık teknolojik dünya cebinde nereye koyacağını bilmediği kadar çok parası olan insanlar yarattı. Adam ya ben bu adamı seviyorum, güzel ekipman alsın kendi deyip çat diye basıveriyor $10.000, $50.000. Düşünmüyor bile. Tabii şey görüyorsunuz, onu alan adam hüngür hüngür ağlıyor ondan sonra. Türkiye'de beklemeyin, kimse basmaz $50.000. Merhaba Sinan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim son sizinle 8 ay önce görüşmüştük. Belki hatırlarsınız. Sima'yı hatırlıyorum. 3 kişi gelmiştik. Evet. Ben, kardeşim ve bir arkadaşım daha. O günden beridir hala o size gösterdiğimiz o şeyi geliştiriyoruz biz. Ama yalnız ondan önce... benim Numbers'ı yaptı mıydı? Yok, hayır. Two Source Energy diye. Ha tamam. Evet. Tamam hatırladım. Balkonda bakmıştık. Evet, aynen öyle. Şu anda o video hala orada. Onu değiştirmedik. Biz hala pek bırakmadık geliştirmeyi. Hala geliştiriyoruz. Hala cebimizden para harcıyoruz. Hani oyun geliştirmek cidden zor. Çok büyük emek gerektiriyor. Ben günde 10 saatimi başka bir işte çalışıyorum. Onunla projemi geliştirmeye devam ediyorum. İhtiyaçlarımı karşılıyorum. Ama oyun geliştirmek şu an için çok zor. Çünkü parası anlamda. Yani fikirler var ama o fikirlerin biliyorum. Hatta 8 önce de konuşmuştuk. Evet. Parasal durumdayken misal hani kafada bir fikir var ama o fikrin somut hale gelmesi için yine vakit harcanması gerekiyor. O vakit içinde yine para gerekiyor. Hani o projeyi sunmak için ilk başta yine para gerekiyor ve o proje geliştirip o insanlara gösteririz. Siz demoyu bu yapmaya çalışıyorsunuz yoksa bütün oyunu mu? Sadece demoyu. Aslında demo. Şu anda demo haricinde çok daha farklı durumlar söz konusu. Onunla yine özellikle konuşabiliriz. Yani sadece bugün buraya gelen kaç kişi oyun geliştirisi onu öğrenmek istedim ben. Büyük ihtimalle geliştirdiğim şey var. Text bazlı bir tane şey, hani rol yapma unsurlarının da olduğu bir bilim kurgu hikayesi yazıyorum. Çok güzel. Arada bana göndersene. Benim sevdiğim bir şey oldu. Liseden çok fazla fırsat bulamıyorum ama üniversiteye başladığımda zaten size göndermeyi düşünüyorum. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yok estağfurullah. Yani evet, yani oyun geliştirmenin çok zorlu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Size tavsiyem, şu ana kadar yaptığınız şey eğer ki ilerlemeyi sağlamıyorsa farklı bir şekilde yapmayı deneyin. Yani bu eğer sizin arzunuz, isteğiniz ise oyun geliştirmek üstüne ben kariyer yapmak istiyorum diye ve günde normal bir mesaili işte 10 saat çalışıp geri kalan zamanda bu oyunu geliştirmeye çalışmak sizi yiyip bitiriyorsa halihazırda bu kültüre sahip olan bir şirkette çalışmayı belki değerlendirebilirsiniz. Böylece kendi başınıza edinemeyeceğiniz bazı birikimleri otomatikman absorbe etmeye başlarsınız. Benim bu konuda hani İstanbul tayfasını şanssız görüyorum. Bütün iyi geliştiriciler, büyük geliştiriciler, Türkiye çapında büyük geliştiriciler Ankara'da. Ama neden olmasın hani böyle bir değişim? Yani gidip 2 sene orada Tailverse'de, Atom'un içinde bir ekiple birlikte çalışmak iyi bir fikir olabilir ki Atom'dan çıkan oyunların nerelere geldiğini yavaş yavaş görmeye başladı. Şurada gösterdiğim şu firmalar. Gram Games, Mild Mania, Game Brain, pardon, Mobile Craft, Grip Party. Bunların hepsi Atom'dan çıkan ekipler. Benim tavsiyem bu sene büyük ihtimalle yine yaparlar. 48 saatlik oyun geliştirme maratonları vardır. Bilmiyorum daha önce hiç katıldınız mı? Katılmanızı tavsiye ederim. Yeni insanlarla tanışırsınız. Hiç farkında olmadan, belki size hiçbir mali yük getirmeyecek ama sizin yaptığınız işe inanacak, sizi çok iyi tamamlayacak birileriyle tanışırsınız. Onlar ekibinize eklenir. Bu illa İstanbul'da olması da gerekmiyor. İzmir'e, Ankara'ya 48 saatliğine böyle bir şey için gitmek çok zor veya abes bir şey değil. Oralardan kuracağınız bağlantılar size çok büyük katkısı vardır. Yani benim hani nacizane iş tecrübem, bir şey, bir rutinde sürekli yaptığınızda sizi mutsuz ediyorsa ve bir yere ilerlemiyorsa o zaman o rutini değiştirmeniz gerekir. Sürekli o rutinde kalıp farklı bir şeylerin değişeceğini beklemek hatalıdır. Free to play oyunlar hakkında bir sorun var. Şey dedin Sinan abi sen, Türkiye'deki kültürün oyunlara alışması çok zor ama batıdaki kültürün ve uzak doğudaki kültür bu derinlere kadar işledi dedin oyunlar için. Yani Türkiye'deki oyun tüketimine baktığımızda bana göre %80'inden veya daha fazlası free to play oyunlar üzerine kurulu bir sektör. O mobili de o free to play için. Yani mobil de dahil. Yani bana göre oyun kültürüne baktığımızda ben bir Fallout'la veya bir Dota'yı yan yana koyamıyorum açıkçası. Bana aynı kültür gelmiyor. Katılıyorum. Ben eski moda bir oyuncuyum. Aha bu bitiş görseli. Başlangıçta da Please Wait görseli vardı. Görmüşsünüzdür. Fallout yani Dota 2 olmasın dünya üzerinde hiçbir için bir şey değişmez ama Fallout bir daha çıkmayacak derlerse eller kollar oynamaya başlar. Ben. Yani bu benim amatör kendi gözlemim ama bunu Riot Games'ten veya başka free to play oyunlar distribütörlüğünü yapan insanlara da sordum. Pek olumlu sonuç vermiyorlar bana göre. Yani Witcher oynarken aslında şey düşünüyorum, acaba Tarkan diye bir hikaye var. Ahtapot kessek denizde Witcher'a falan çok benziyor. Yani kurduğumuz olsaydı diye düşünüyorum. Yani free to play'in gelişmesi demek, oyun kültürünün de gelişmesi demek mi Türkiye'de? Onu merak ediyorum. Yani çünkü baktığımızda Konami bile o mobil oyunları yöneleceğiz diyor. Ya yeni hani insanlar katılması demek. Ben şöyle görüyorum. Eskiden çok daha azdık biz. Yani benim tahminim 200 bin ila 500 bin hardcore oyuncu vardı. Fallout takip eden, XCOM takip eden, Call of Duty'yi hani takip eden. Bunun üstüne akıllı telefonlarla, konsolların gelmesiyle, işte Steam vesaireydi gibi kanalların gelip gelmesiyle inanılmaz sayıda insan eklendi. 22 milyon oyun oynayan insan var ama bunların içinde bizim Hatice Hanım da var yemeğimizi yapan ofiste. Benim annem babam oynamıyor ama işte eşimin teyzesi de var. Mutlaka etrafımda oyun oynayan ama 10 sene öncesi düşündüğümde hiç oyunla alakası olacağını düşünmediğim insanlar var. Bunlar oynadıkları oyunlarla mutlu kalacaklar bence ama Dota gibi, LoL gibi oyunları, sadece o oyunları oynayan insanların önünde 2 yol var. Ya belli bir süre sonra e-spora yönelik profesyonelleşecekler ya da ya ben bir de başka tür bir şey oynayayım diyerek daha bizim sevdiğimiz tarzı oyunlara yönelecekler. Bu olana kadar bizim sevdiğimiz tarzda oyunları yapan firmalar ya bu tarafta daha çok para var değil, tamamen burayı bırakır mı? Bana sorarsan bırakmaz. Biz burada nasıl üretelim, bir şeyler yapalım diyoruz. O insanlar da tutup 80. bir MOBA, 150. bir free to play MMO yapmayacak. Belki firmaları batmaz Bethesda ama diyelim battı. Bethesda battığında 1000 tane developer ayrılıp belki 50 tane firma kuracak. Bunların hepsi farklı alanlardan gelir elde etmeye başlayacak ve bizim sevdiğimiz oyunlar yine üretilecek. Belki Fallout çapında bir oyun ondan sonra gelmeyebilir. Ama Dota, LoL, benzer oyunlar sayıyı genişletiyor, volümü artırıyor. Bu yüzden bu sayede bugün 91 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunun geri dönüşü olumlu da olumsuz da olarak bize yansıyor. Biz şu an zannediyoruz ki her şey yok olacak, işte bahsettiğim büyük dağıtıcılar batacak, EA, Activision vesaire. Bu ne hadiye olacak ne de bu firmalar evet battık arkadaşlar bugün kepengi kapatıp gidiyoruz diyecek firmalar değil. Hepsinin A, B, C, D, Z planları var devam etmek için. İçerideki insanlar da aptal değil, o çalışan insanlar da bunun farkında. Yenilik oyun sektörünün özünde olan bir şey. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. O yüzden diyorum siz gençlere çok şey düşüyor. Sürekli yeni bir şeyler geleceğini öngörüp, takip edip oradan yürüyün. Aha bak yine söylüyorum. Programcılık öğrenin, sanal gerçekliğe yatırım yapın. Kazanırsınız. Söylüyorum.